Türk'te Pano'ya hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler ve değerli izleyiciler. Ben Irmak Hekimoğlu. Bu hafta Pano'da konuğumuz yok. Bu hafta sizlerle Pano'da baş başayız. Ee, çok uzun zamandır biliyorsunuz ki bir pandemi dönemiyle uğraşıyoruz. Artık hepimiz böyle evde kalmayı öğrendik. Evde keyifli vakit geçirmeyi öğrendik. Neler yaparız? İşte Hangi filmleri izleriz? Hangi kitapları okuruz? Uzun zamandır belki de üstüne hiç düşünmediğimiz e, şeyleri de düşünmeye başladık. Pandeminin de bir nevi böyle bir getirisi oldu. E, artık eskisi kadar tabii ki rahat bir şekilde sosyalleşemiyoruz. E dışarı çıkmak artık maskelerle derken eziyet haline geldi. E haliyle böyle olunca da evde kaliteli vakit geçirmenin yollarını ararken yine ki bizim e, imdadımıza her zaman olduğu gibi kitaplar yetişti. Son zamanlarda çok şikayet ettiğimiz şeydi. Hani okuma oranları düştü. Artık eskisi kadar kitap okunmuyor diye. Ama böyle bu son 6 aylık sürece bir baktığınızda gerçekten artık herkesin evlerdeyken işte film bir yere kadar, dizi bir yere kadar her şey bitiyor tür kitap okuduğunu görüyoruz bu gerçekten sevindirici bir şey. Biz de buradan yola çıkarak bu hafta dedik ki dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle beraber elimizde hangi çok satan kitaplar var ve benim biraz böyle çok çok sevdiğim, hem başucu kitabı olarak nitelendirdiğim hem de böyle okumaktan çok keyif aldığım bazı kitapları sizlere anlatmak istedim. Bunlardan bahsetmek istedim. Kırmızı Kedi Yayın Evinin internet sitesine girdiğinizde aslında oradan da görebilirsiniz. Ben de size orada yer alan kitaplardan çünkü arada konuk aldığımız da var, çok satan kitaplardan bizim ve daha detaylı bir şekilde size anlatabilmek aslında istedim. Oradan çok satanların isimlerini görseniz de biz de burada size birazcık içerikleri hakkında bilgi verelim dedik. Kırmızı Kedi Yayın Evinin internet sitesine girdiğimde çok satanlar kitaplarına baktığımda en başta gazeteci yazar Murat Arel'in Sarmal kitabı görüyoruz. Biz de Murat Bey daha öncesinde konuk kalmıştık. Kendisi bize de anlatmıştı. Onu da bizim YouTube kanalımızda aslında izleyebilirsiniz. Kitapla ilgili daha derin bir fikir sahibi olmak istiyorsanız kitabın tanımına bakacağız. Neler anlatıyor bu kitap bize aslında? 1950'li yıllardan itibaren önce Amerika Birleşik Devletleri destekli sonra Suudi Arabistan sermayesinin katkılarıyla bir siyasal İslam organizasyonu kuruldu. Bu örgüt organizasyon gelişti, büyüdü. Çeşitli kollarıyla Ağ gibi ülke kimi sarmaladı. Kadrolar yetiştirdi, kurumlara sızdı, bürokrasiye yerleşti, parça parça devleti ele geçirdi ve en sonunda tam iktidar oldu. Uzun yıllardır da Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetiyor diyor sarmalın tanımında biz de Murat Bey'i konuk aldığımızda sarmal hakkında detaylı konuşmuştuk kendisiyle. Bu siyasal İslam organizasyonunun nasıl bir organizasyon olduğunu ve aynı zamanda da tabi cemaatler eliyle neler yapıldığını ülkede bunları konuştuk kendisiyle. Zaten cemaatlerin aslında 15 Temmuz'dan sonra da nasıl ülke içine sızdığı, bu organizasyonun nasıl ilerlettiğini biz de şahit olduk ve o günden bugüne de hem Fethullahçı terör örgütüyle hem de diğer cemaatlerle, tarikatlarla hem de diğer terör örgütleriyle amansızda bir mücadele içine girildi Türkiye'de. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Murat Arel'in Sarmal kitabı Kırmızı Kedi yayın evinden çıktı. Aynı zamanda da Kırmızı Kedi'nin çok satanlar listesinde en başta olan kitaplardan bir tanesi. Bunun yanı sıra yine Kırmızı Kedi yayın evinden çıkan ve Kırmızı Kedi'nin çok satanları arasında yer alan bir diğer kitap da Hikmet Çiçek'in FETÖ'nün Solcuları kitabı. Tabii bu Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'dan sonra hem siyasi ayağı araştırılsın talepleri oldu. Bu siyasi ayak denildiğinde de nedir ne değildir diye herkes tabii ki merak eder oldu. Bunun içinde sağ görüşte var sol görüşte var iddiaları yer aldı. FETÖ'nün Solcuları kitabında da Hikmet Çiçek demiş demiş ki FETÖ'nün solcuları eski solcuydu. Davadan dönmüş, başkalarının davalarına hizmet etmekteydiler. Eski solculuk günleri nedeniyle birikimliydiler. Bu nedenle Turgut Özal'a Fethullah Gülen'e ideolojik gladyatörlük yaptılar. Fethullah Gülen örgütünün bu eski solcuları avlaması kolay oldu. Çünkü sistemin içinde nemalanmaya hazır beklemek, avlanmaya hazır beklemek demekti. Demiş Hikmet Çiçek, FETÖ'nün solcuları kitabın tanımının da, tanıtımında bu da kırmızı kedi yayın evinin hem çok satanlar listesinde yer alıyor hem de kırmızı kedi yayın evinden çıkmış bir kitap diyorum ve son zamanlarda en çok konuştuğumuz isim kim diyeceksiniz şu anda ekranda neredeyse onun hikayelerine dayalı 3 tane dizi var diye biliyorum. Hatta daha öncesinde de e, İstanbullu Gelin vardı. Zaten onu çok sıkı takip edenler şu anda beni anlamıştır diye düşünüyorum. Gülseren Budayıcıoğlu, Psikiyatr Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun seans hikayelerini derlediği kitapları var. Ve bu kitaplar şu anda artık senaryoya uyarlandı. Diziler çekilmeye başlandı ve halihazırda Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir böyle ayrı ayrı bütün kanallarda Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerini Görebilirsiniz ve haliyle de artık tabii Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları şu anda çok satanlar listesine gel geldi. Ben size bir tanesinden bugün söz edeceğim bir tanesini söyleyeceğim ama inanın bana bütün kitapları farklı farklı yayın evlerinde çok satanlar listesinde yer alıyor. Yayın kitap evlerini gezenler ya da internet sitesinden bakanlar görebilirler. Tabii bir taraftan eleştirel de bir tarafı var. Yani her popüler olan ürün gibi bu da çok fazla eleştiriye maruz kaldı. Bu eleştiriler ne kadar doğru, ne kadar değil tabii ki biz bunları bilemeyiz ama bir terapi seansının aslında kırmızı odada yansıtıldığı gibi olmadığına dair iddialar var. Bir taraftan bir psikiyatrın kendi hastalarının seans hikayelerini her ne kadar kişileri belli etmese de anlatmasının doğru olmadığı yönünde eleştiriler de var. Biz tabii ki bunların hiçbirini bilmiyoruz. ama ama eminim ki hepimiz bu eleştirileri görsek de günü geldiğinde akşam o dizi saatinde hepimiz açıp o dizileri izliyoruz diye düşünüyorum. Ve yine Gülseren Budayıcıoğlu'nun Günahın Üç Rengi Madalyonun Öteki yüzü kitabı da çok satanlardan bir tanesi. Bu Remzi Kitap Evi'nden çıkmış. Kitabın tanımında da genç ve yakışıklı bir gencin mazoşizmin acısıyla renklenmiş dünyası diyor. Bu acıdan alınan haz ölüme yaklaştıkça hissedilen doyum. Üç kuşak boyunca sürüp gelen fahişeliğin kadının ruhunu paramparça edişi. Doktor Gülseren Budayıcıoğlu bu kitapta insan denen muhteşem ve bir o kadar da karmaşık varlığa ait sahici yaşam hikayeleri sunuyor. Bazen dehşete kapılacak, çoğu zaman da hüzünleneceksiniz diyor. Tabii ki her insan farklı bir dünya. Yani hepimiz için geçerli bu. Hepimizin çeşitli zor hikayeleri mutlaka ki vardır. Bunların ne kadar ağır olduğu sadece önemli. Biz de bu terapi seanslarından derlenen hikayeleri okuduğumuzda ya da izlediğimizde haliyle biraz e, kasvetli bir havaya bürünebiliyor ruhumuz. Bunların da tabii böyle bir dönemde ne kadar anlatılması doğru? Ben de kendi açımdan en azından o kadar bir eleştirdi bulunabilirim diyorum. Bir ara veriyorum. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Siyaray Türk. Siyeray Türk Tepano kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyiciler ve değerli izleyiciler. İlk bölümü kaçıranlar için söyleyelim bu hafta konuğumuz yok böyle birazcık karışık ortaya karışık bir şeyler yapmak istedik. Çok satan kitaplardan benim çok sevdiğim bazı kitaplardan söz ediyoruz bugün. İlk parçada bahsettiğimiz birkaç kitap vardı şayet kaçırdıysanız onları hemen söyleyeyim. Detaylarına tabii ki giremeyeceğim ama ilk başta girdiğim gibi. Kırmızı Kedi Yayın Evi'nin çok satanlar listesinde en başta yer alan kitaplardan bir tanesi Murat Ağaril'in Sarmal kitabı dedik. Sarmal'ı biz daha önce Murat Bey'de de konuk almıştık. Kendisiyle de konuşmuştuk. Siyasal İslam Organizasyonu hakkında 1950'lerden günümüze nasıl yayıldığına dair Yazmış olduğu bir kitap Sarmal Murat Arel'in Bunun yanı sıra FETÖ'nün solcuları dedik Hikmet Çiçek'in kitabı. Bu da Kırmızı Kedi yayın evinden çıkan ve aynı zamanda da çok satanlar listesinde yer alan bir kitap. Ve sonunda son zamanların en popüler ismi olan Doktor Psikiyatr Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinin e, sattığını söyledik. Onlardan bir tanesi de Günahın Üç Rengi Madalyonun Öteki Yüzü Remzi Kitabevi'nden çıkmış kitaplardan bir tanesi dedik. Kaldığımız yerden devam edelim yine çok satanların içerisine. Zülfü Livaneli'nin Bizi Sürükleyen Nehir. Usta sanatçı gerçekten hem sesiyle hem de yazdıklarıyla çok çok usta bir isimden bahsediyoruz Zülfü Livaneli dediğimizde. Ve onun e, Bizi Sürükleyen Nehir kitabı da çok satanlar arasında yer alıyor. Kitabın tanımında neler yazmış biraz ona bakalım. Benden tavsiye isteyenler oluyor. Söyleyeceğim tek şey şu bir an dur geri çekil yaptığın işi ve hayatını gözden geçir ve değiyor mu diye sor. Cevap olumluysa devam et demiş aslında hepimizin yapması gereken bir şey. Bir durup bir soluklansak, böyle bir bir düşünebilsek, bir anı yaşayabilsek o zaman her şeyi daha net anlayabileceğiz ama insanoğlunun işte o kaostan beslenen karmaşaya doymayan bir ruhu var ya o bir yerde işleri bizim için çıkmaza sürüklüyor aslında. Burada tam da ondan bahsediyoruz Zülfü Livaneli. Bir de diyor ki kıskanmayı bile unutmak, onu mutlu eden her şeyi ve herkesi sevmek o noktada sahiplenmek biter aşk kalır diyor. Aşırı duyguların hepsi zarar aslında. Bunu bizim konuklarımız da fazlasıyla dile getiriyorlar. Ama biz bunları pek anlamakta güçlük çekiyoruz birazcık. Makamı ile parasıyla şöhretiyle övünenler beni güldürüyor. Sonunda ben denilen varlık kozmik sonsuzlukta bir an yanıp sönen bir ateş böceği bile değil diyor. Bencillik, hırs, sürekli e, makam ve parayla övünen insanlar aslında insanlığı bir yerden sonra gerçekten kaybediyorlar. Aşırı hırs kendilerini de çok kötü noktalara getiriyor ve etrafındaki insanlara da e, aşırı yaralar verebiliyorlar, kapanmaz yaralar verebiliyorlar, acı çektirebiliyorlar. O yüzden bütün bu hırslardan hani dünye, büyüklerimiz derler ya dünyevi maddeler, dünyevi olaylar. Bunlardan biraz sıyrılabilmeyi öğrensek belki de çok şeyi başaracağız. Tam da bunun üzerine Divaneli bizi sürükleyen Nehir'i yazmış. Bu da çok satanların arasında tavsiyemizdir efendim. Ve bir diğer kitabımızda da Fazıl Sayın Suya yazılan kitabı bir üstattan daha bir usta sanatçıdan daha güzel bir kitap diyebiliriz aslında. Kitabın tanımında neler demiş bakalım. Zamanı kullanmayı, sükuneti korumayı, içtenliğe inanmayı öğren. Etrafında sevmediklerinle ilgilenme, sana ilham verenlere yönel. Ruhun ve bedenin için nereden ne aldın? Ona bak. Bazı olaylar ve haller hiç işleyeceği olmayan sanatsal yaratıcılıkları bile devreye sokar. Sanatçı bir olayda aniden yeniden doğar. Her an her şey olabilir. Ki Türkiye her an her şey olabilir babında zengin bir ülkedir. Sen almana bak almamana değil kendinle savaşma diyalektik düşün. Yazarsan yazdığın anın okuru ol. Müzisyen sen o an çaldığının dinleyicisi ol. Kendine dışarıdan bak ki kendi savaşını en kısa bu yolla bitirirsin demiş. Aslında çok çok güzel ifade etmiş. Çünkü insan olduğunun hep kavgası var ama hep kavgası başkalarıyla aslında. Ama ne yazık ki dönüp kendimize bakma konusunda biraz sorun yaşıyoruz biz. Ee, yaşadığımız her şeyin temelinde aslında kendi içimizde hissettiğimiz savaş var. Kendi savaşımızı dışarı yansıtıyoruz. Ya kendi hatalarımızı kabullenemiyoruz. Başkalarının suçlu, başkalarını sorumlu tutuyoruz. Ya da gerçekten kendimize bakmayı kendimizle yüzleşmeye cesaret edemiyoruz. Bu noktada bunu yapmak çok çok önemli ve fazla Say'da aslında çok güzel kaleme almış diyebiliriz. Bu da çok satan kitaplarımızdan bir tanesiydi. Ve bir tane daha bu da duayen bir isimden diyebilirim aslında Uğur Dündar'ın bir kitabı. İnan kardeşim kazanacağız kitabın ismi. Değerli dostum Atol Behramoğlu için şiir yolculuğunun kaptanlığına soyunmuş şair denir. O şairlerle, şiirlerle tüm insanlar arasında köprü olmuş, her insana şiiri anlatabilen büyük bir ustadır. Atol abi yaşadığımız salgın sürecinde korona günleri bize sağlığımız kadar zamanın değerliliğini de bir kez daha kanıtladı diyerek çok yerinde bir tespitte bulundu. 18 Mart'tan şu satırları yazdığım güne kadar Ege'deki bir sahil beldesinde virüse yakalanmamak için gönüllü tecritteyim. Kurallara uygun bir şekilde sağlığımı koruyup yaşamımı sürdürmeye çalışırken köşe yazılarımı da ihmal etmiyorum. Neredeyse her gün yazıyorum. İnsanoğlunun karşılaştığı en büyük felaketlerden biri olan koronavirüs belası konusunda toplumu aydınlatıcı bilgileri paylaşmaya özen gösteriyorum. Bu amaçla ülkemizin değerli bilim insanlarının görüşlerine de yer vermeye çalışıyorum. Elinizdeki bu kitap değerli kardeşim meslektaşım Atilla Köprülüoğlu'nun günlerce uğraşıp bir araya getirdiği o yazılardan oluşuyor. Konuşuyor. Bilge hayatın amacı sadece mutlu olmak değildir, işe yarar, onurlu ve merhametli olmaktır. Yaşadığın sürece tek bir fark yaratmaktır der diye kitapla alakalı bir ön söz kaleme almış değerli gazeteci yazar Uğur Dündar. İnan kardeşim kazanacağız çok satanlar listesinde yer alan bir diğer kitap ve ben özellikle aslında bir kere daha değinmek istediğim bir kitap var. O yüzden onu da aldım. Aslında kendisi geçen haftalarda konuğumuzdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü, aynı zamanda Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yürüten ve kökeninde aslında gazeteci Murat Ongun'un yazmış olduğu Karanlık Hikaye bir roman aslında. Kendisiyle kitabı biz detaylı şekilde konuştuk programda. Hatta küçük küçük ipuçları bile almaya çalıştık ikinci kitap için çünkü devamı da gelecekmiş yazmaya başlamış. Karanlık Hikaye bir yazarın, gazetecinin bir aşk uğruna, bir intikam alma hikayesini anlatıyor aslında fakat öyle bir yazmış ki değerli Murat Ong'un. Kitabı okurken aslında bir nevi izliyorsunuz. Bunu size çok net bir şekilde söyleyebilirim. Betimlemelerin başarısı kitabın aslında ne kadar başarılı olduğunu da gösteriyor bir taraftan. Karanlık hikaye de e, özellikle böyle soft bir e, kitap okumak isteyenler için son zamanlarda ki karmaşadan uzaklaşıp e, kesinlikle tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesi. O yüzden de burada karanlık hikayeyi de bir kez daha değinmek istedim. Değerli Murat guna da bir kez daha teşekkür edelim. Panoya gelip bizimle Karanlık Hikayenin detaylarını da paylaştığı için diyelim. Bunlar size Kırmızı Kediden çok satanlardan aslında derlediğim kitaplardı okuyabileceğiniz, sevebileceğiniz. Bir de benim hem daha önce konuk aldığım isimlerin olduğu için de hem de benim böyle zaman zaman çok severek okuduğum. Ben böyle bazı filmleri tekrar izlemeyi, bazı dizileri tekrar izlemeyi, bazı kitapları tekrar tekrar okumayı çok çok severim. Çünkü her okuduğumda ya da her izlediğimde gerçekten gözümden kaçmış farklı bir şey olduğunu fark ettim. O yüzden de dönüp dönüp okuduğum bazı kitaplar vardır. Bu o dönüp dönüp okuduğum kitaplardan birkaç tanesini sizin için bugün evimden getirdim buraya. Onlardan da biraz bahsetmek istiyorum ama öncesinde küçük bir ara vereceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. CRI Türk Sera Türk'te panoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler ve değerli izleyiciler. Dedim son bölümde size böyle kendi çok severek okuduğum ve zaman zaman aslında açıp okuduğum kitaplardan biraz bahsetmek istedim diye. Onlardan bir tanesi değerli gazeteci Aytunç Erkin'in Dayının Casusları kitabı Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıkmıştı. Biz de kendisini konuk almıştık. Aytunç Bey'le de konuşmuştuk Dayının Casusları'nı. Dayının Casusları deyince kimden bahsediyor diye FETÖ'den bahsediyor diyebilirim size. Fetullahçı terör örgütünün o yapılanmasının TSK, MIT, Emniyet Yargı bu sürecin geçmişten günümüze nasıl ilerlediğini anlatıyor aslında. Ben size kitabın tanımından tanıtımından birazcık bahsedeceğim. Çok fazla kişi vardı diyor. Birbirlerini tanımaları istenmiyordu. Malikanenin içinde de eşiyle kalmadı. Bahçede bulunan küçük müştemilatta dört gece geçirdiler. Malikaneye giderken yol üstünde eşyalarını görevliye bıraktılar. Kendilerine bir de kod isim verilmişti ve orada ilk kez şunu duydu. Dayının akrabaları geldi haber verin kim bu dayı? O gün ilk defa sabah 5 civarında uyanır, heyecanlıdır. Elindeki mektubu kriminal şubeye götürecek ve kim olduğuna ulaşacaktır. Eşini öper, çocuklarına sarılır ve hayal kırıklığı yaşar çünkü parmak izi tespit edilememiştir. Bir dostu pasaport şubeye gitmesini söyler ve gider. Artık ilk parmak izi tespit edilmiştir. Türkiye'nin tarihi yeniden yazılacaktır. Kim bu hayalet demiş Şahitun Çerkin dayının casuslarının tanıtımında severek okuduğum zaman zaman hatta Bilgilerimi tazelemek adına ve bilgilerimi toparlamak adına elimin altında bulunan ve yararlandığım, faydalandığım kitaplardan bir tanesi Aytun Çerkin'in Dayının Casusları kitabı. Ve bir diğeri de değerli gazeteci yazar aynı zamanda Mehmet Ali Güller'in kitabı Amerikan Hegemonyası'nın sonu. Onu da şöyle göstereyim. Biliyorsunuz ki tüm dünyada konuşulan şey Amerika süper güç fakat Amerika bu süper gücünü gün geçtikçe kaybetmeye başlıyor. Özellikle de artık tabi bu kitap koronavirüsten önce yazılmıştı biz Mehmet Ali Bey ile de konuştuğumuzda. Fakat koronavirüsle beraber Amerika salgından en fazla etkilenen ülke haline geldi ve böyle olunca ekonomik açıdan da çok büyük darbe aldı. Zaten Amerika'nın bu egemenliğinin artık yavaş yavaş sona erdiği söyleniyordu ve hatta onun yerine Çin'in artık yeni bir güç olarak ortaya çıktığı söyleniyor. Amerikanın da zaten amansız bir şekilde mücadele ettiği, özellikle Amerika Dışişleri Bakanının Mike Pompeo'nun e, Çine karşı inanılmaz bir asılsız suçlamalarla yapmış olduğu sürekli bir savaş var kendi halinde öyle de diyebiliriz ve bu süreci anlatıyor Amerikan hegemonyası nasıl başladı nasıl bu noktaya geldi ve bundan sonra ne olacak Çin Amerika'nın yerini nasıl alacak ne açıdan alacak bunların aslında biraz da anlatıldığı Amerikan hegemonyasının sonu kitabı Mehmet Ali Güller'in kitabın tanımına bakalım burada neler söylemiş. Amerikan hegemonyası inişte. Amerika emperyalizmi bir süredir üretmiyor, fazlasıyla tüketiyor. Üretimi azalan her imparatorluk gibi Amerika'da tarihsel gerileme içinde. Üretemeyen Amerika, dünya çapında savaş ve operasyonları da yürütemiyor. Bu Amerika'yı geri çekilmeye zorluyor. Amerika egemenleri için artık problem şu, nasıl bir geri çekilme? Tekrar ileri atılmak için taktik bir geri çekilme mi? Savaşarak geri çekilme mi? Vekalet bırakarak geri çekilme mi? Amerika bu soruya nasıl bir yanıt bulursa bulsun, Amerikan hegemonyasının sonu geliyor ve yeni bir dünya kuruluyor. Amerika, Avrupa Birliği, Çin, Rusya ve Hindistan'ın büyük güç mücadelesi yeni bir siyasal düzeni şekillendiriyor. Ekonomi gibi siyasetin merkezi de Atlantik'ten Pasifik'e, Amerika ve Avrupa'dan Asya'ya kayıyor. Serbest piyasa sosyalizminin serbest piyasa kapitalizmine üstün geldiği yeni dünyada dengeler kuruluyor diyor kitabın tanıtımında sevgili Mehmet Ali Güller ve gerçekten de Amerika'nın yaratmış olduğu, tüm dünyada yaydığı kapitalist düzenin artık son zamanlarda sadece Türkiye için değil ya da sadece Amerika için değil tüm dünya için işlemediğini, kapitalizmin artık yavaş yavaş tükenmeye başladığını hissetmeye başlıyoruz. Çünkü Amerika eliyle gerek Orta Doğu'da gerekse diğer ülkelerde yapılan çeşitli faaliyetler var ve bunlar bir şekilde artık e, huzursuzluğa, provokasyonlara, çeşitli protestolara dönüşüyor ülkelerde. Bunlar kapitalizmin ne kadar inişte olduğunun göstergesi. E tabi bir taraftan da dünyanın ikinci süper gücü olan Çin'den bahsediyoruz ve Çin'in de Komünist Parti ile beraber e, sosyalizm anlayışıyla yürütmüş olduğu bir egemenlik var ve bu egemenliğin de aslında nasıl yükselişe geçtiğini, Çin'in geçmişten günümüze nasıl bir yükseliş gösterdiğini de görebiliyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin de kuruluşunun 71. yıl dönümündeyiz bu ara. Onu da buradan kutlayalım tekrar tekrardan söylemiş olalım. Bunlar tabii benim siyasi açıdan çok severek dediğim gibi zaman zaman faydalandığım ve bilgilerimi tazelemek adına okuduğum kitaplardan birkaç tanesi. Onun yanı sıra tabii ben şiir okumayı da çok severim ve şiir kitapları da aslında benim için çok çok değerlidir ve başucu kitabıdır. Bir tanesini hatta getirmeye kıyamadım çünkü çok eski bir basımı olan Ömer Hayyam'ın Rubaileri var elimde. Fakat onu yerinden oynatamadım dediğim gibi çok çok eski bir kitap çünkü benim de amcamdan aldığım bir kitap. Ama yeni olan birkaç kitabı da sizlere göstermek istedim. Bir tanesi Haydar Ergülen'in Üzgün Kediler Gazeli. Böyle göstereyim. Kırmızı Kedi yayın evinden çıkmış olan bir kitap. Kitabın kapağında zaten çok güzel bir şiir var. Biraz ondan söz edeceğim. Küsecek kadar sevmeli insan birini. O gelince küsmeli. Neredeydin bunca zaman? Niye sevmedin beni? Küsecek kimsem yoktu demeli. O verken de kimseye... Küsmemeli, Metin Altıok Şiir Ödülü aynı zamanda onu da söylemiş olalım. Şiir sevenler için e, Üzgün Kediler Gazeli Haydar Ergülen'in Kırmızı Kedi yayın evinden çıkan bu kitabını da şiddetle tavsiye ederim. Onun yanı sıra beni artık sürekli takip eden dinleyicilerim, izleyicilerim mutlaka ki öğrenmişlerdir. Nazım Hikmet'in yeri bende çok çok başkadır ve e, çok sevdiğimle şiirlerinin bir arada olduğu bir kitap var. Nazım Hikmet'in Henüz Vakit Varken Gülüm. Henüz vakit varken gülüm, Paris yanıp yıkılmadan, henüz vakit varken gülüm, yüreğim dalındayken henüz, ben bir gece şu Mayıs gecelerinden biri, bu otel rıhtımında dayayıp seni duvara öpmeliyim ağzından. Sonra dönüp yüzümüzün Notre Dame'a çiçeğini seyretmeliyiz onun, birden bana sarılmalısın gülüm, korkudan, hayretten, sevinçten ve de sessiz sessiz ağlamalısın. Yıldızlar da çiselemeli, incecikten bir yağmurla karışarak, Nazım Hikmet'in böyle başucu olarak uyumadan önce belki de hani ruhunuzu dinlendirmek adına okuyabileceğiniz çok güzel kitaplardan bir tanesi. Bunun yanı sıra bir başka duayenin kitabı var. Atilla İlhan'ın Ben sana mecburum. Bizi ince yerimizden yakalıyor hep. Birimizi, bazılarımızı değil hepimizi. Kendini anlatıyor ama dizelerinde hepimiz kendimizi buluyoruz. Üstelik onlarda sadece biz varız sanarak. Öznel sevdalarımızı bize ait olanı duyuyoruz onun sesinde. Hepimiz onun şiirinin kahramanlarıyız. Bir türlü layıkıyla söylemeyi beceremediğimiz üç kelimeye sığdırı veriyor o. Ben sana mecburum. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklında tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum, sen yoksun diyor Üstad. Onun da Ben Sana Mecburum şiir kitabını tavsiye ediyorum efendim. Biraz da felsefe meraklılarına yönelik bir seri getirdim aslında diyebilirim size. Destek yayınları bir felsefe serisi serisi hazırlamıştı. Nietzsche'nin kaderini sev çünkü aslında hayatın bu. Hayatı ve insanı aşmanın felsefesi. Diyor, Yanmayı bilmeyen uçmayı öğrenemez. Demiş hayatı boyunca zihinsel ve bedensel acılar içinde yaşamak zorunda kalmış ünlü Alman filozof Nietzsche ve insanlığa da ebedi dönüş kaderini sevmek amorfati üstün san ve üst insan ve güç istenci gibi bilgelik kapıları bugün bile yeni düşünüş biçimlerine ilham olmaya devam ediyor ve destek yayınları da felsefe serisinin ilk kitabını Nietzsche ile başlatmış Kaderini Sev çünkü aslında hayatın bu. Hypatia'nın yanlış da olsa düşünmek hiç düşünmemekten daha iyidir diyor. Düşünce tarihinin ilk bilim kadının aslında bu üzerine gerçekten çok fazla konuşulması gereken e, önemli kitaplardan bir tanesi diyebilirim. Marcus Aurelius'un Unutma bu bir hayat çok az şeye bağlıdır. 2000 yıllık mutlu yaşama rehberi. Son zamanlarda eminim ki hepimiz böyle kişisel gelişimlerden yola çıkarak mutlu yaşamanın yollarını arıyoruz. Çünkü hayat çok yoruyor insanı gerçekten. Diyojen'in sen beni aşağılayabilirsin ama ben aşağılanmam. Vazgeçerek özgürleşmenin felsefesi. Aslında kimse size herhangi bir olumsuz ya da kötü yorumda bulunduğunda siz onun söylediği insan değilsiniz. Bunu anlatmaya çalışıyor. Seneca'nın gladyatör kararını arenada verir var. 2000 yıllık bilgelik rehberi bu da. Hallacı Mansur'un cehennem acı çektiğimiz yer değil, acı çektiğimizi kimsenin bilmediği yerdir. Zaman ve mekan üstü bir hakikat felsefesi. Bu da yine bu serinin önemli kitaplarından bir tanesi ve Epiktetos'un kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. Bu da 2000 yıllık huzurlu yaşama rehberi diye Destek yayınları tarafından hazırlanmış böyle bir seri efendim, şöyle de göstereyim. Bunlar benim tabii aldığım notlar buralarında duruyor. Bu seriyi de sizlere felsefe seferlere severlere tavsiye edebilirim. Ve son kitaplar artık, bunlardan da bahsettikten sonra panoyu bu haftalık bitireceğim. Hasan Atilla Uğur'un Dün Bugün Yarın kitabı Hasan Atilla Uğur Türkiye siyasi tarihi için çok çok önemli isimlerden bir tanesidir ve onun e, askeri hayatına dair de anılarını bir nevi siyasi olaylarla beraber askerlik döneminde yaşadıklarıyla beraber hazırladığı bir kitap. Bu 40 yıllık uykudan uyanma vakti geldi diyor Hasan Atilla Uğur. Merdan Yanardağ değerli gazeteci yazar Merdan Yanardağ'ın önemli bir kitabı var. Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıktı. Cumhuriyet'in Son Baharı. Bunu da şiddetle tavsiye ediyoruz efendim. Ve gelelim böyle birazcık mistik olaylarla ilgilenen değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz varsa onlara yönelik iki tane kitaptan bahsedeceğim. İkisi de aynı ismin kitabı Meltem Güner'in. Bir tanesi Sırlar Bohçası, bir tanesi de Rüya efendim. Şöyle göstereyim. Şayet sembollere meraklıysanız taktığınız kolyenin, taktığınız küpenin, evinize aldığınız objenin, biblonun, işte kullandığınız halı şekillerinin ne anlama geldiğini, daha doğrusu niye bunları seçtiğinizi, karakterinizde nasıl etki yarattığını şayet merak ediyorsanız, Sırlar Bohçası'nda sembollerin, rakamların, renklerin hayatımıza nasıl dahil olduğunu, bizim aslında onları Bilerek ve isteyerek nasıl seçtiğimizi tamamen bir bilinçaltı yönlendirmesiyle tabii bu anlattığı bir kitap. Çok fazla sembolün, çok fazla rakamın, çok fazla e, fotoğrafın, e, ne anlama geldiğini bize söylüyor ya da bizim bunlara çekilme sebebimizi evrende her şeyin bir çekim üzerine yaratıldığını çekim olduğunu da biliyoruz zaten. Bu onlar güzel bir kitap Sırlar Bohçası tavsiye edebileceğim. Bunun yanı sıra da yine Meltem Güner'in e, Rüya adlı kitabı da Uyanmak için uyumaya hazır mısın başlığıyla çıktı. Rüya kitabında da rüyalarımızı, bilinçaltımızın bizi nasıl etkilediğini, nasıl yönlendirdiğini, bu rüyaların ne anlama geldiğini, ne anlamlar çıkarabileceğimizi rüyanın birazcık temeline inmiş aslında öyle söyleyebilirim sizlere. Ta eski imparatorluklardan, eski hatta topluluklardan başlayarak anlattığı bir kitap Meltem Güner'in rüya kitabı. Bunu da böyle gösterdikten sonra bu haftalık da panonun sonuna geldik efendim. Dilerim okuyabileceğiniz, keyifle sevebileceğiniz kitaplardan bahsetmişimdir. Birkaç tanesini bile not alabildiyseniz şayet ve okursanız, severseniz ne mutlu bize diyelim. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. CRI Türk.